Ya Gökhan bak dedik ki yaz videosu çekelim. Uzun zamandan beri motorlarımız yattı diye yeni bir video çekelim dedik. Hava sabah güzeldi bak şimdi şu hale bak. Ne yapalım? Çekelim mi çekmeyelim? Başka bir şey çekelim. O zaman boş ver kapat. Hastalıktı, mesafeydi, maskeydi hepimiz çok sıkıldık. Artık hastalığında, virüsünde artık yani o noktaya geldik. Bir yandan akşam dışarı çıkmak yasak, hafta sonu dışarı çıkmak yasak ama bir yandan da işe gitmek serbest. Bir nevi distopik bir geleceği yaşıyor gibiyiz. Bu ne yaman çelişki anne deme. Yemek işten değil. Neyse, canımızı daha fazla sıkmayalım. Bahar geliyor. Yersen havalar ısınacak. Çiçekler açacak. Günler uzayacak. Kuzular meleyecek. Kediler de azacak. Yasaklar da gevşiyor sanki yavaş yavaş. Uzun zamandır orada, burada, kenarda sıkışmış garajda, marajda bir sürü motosiklet var. Öyle duyduk. Tabii ki kimimiz pandemi karkış demeden sürmeye devam etti. Belki mecburiyetten, belki de hardcore motosikletçi olduğundan ama kimimiz de bir yerlere gidemediği için motosikletleri yatırdı. Havaların ısınmasını, yasakların da kalkmasını bekleyen, motorunu yatıran, hem motoru hem de kendisi hamlamış olanlar için bir video çekmeye karar verdik. Yakmış motoru ve motorcuyu uyandırma rehberi ve ben Onur Çakı, Nekipedia uyandırıyor. Motosiklet sektörü %30'un üzerinde büyüyerek 200 binin üzerinde motosiklet satıldı ve son 15 yılın rekoru kırıldı. 2021'de yani bu senede %50 büyüme bekleniyormuş. Bunlar tabii ki güzel haberler. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir motosiklet sürücüsünün otomobil sürücüsüne göre yaptığı kazada yaralanma veya ölme riski kat kat daha fazla. Bana bir şey olmaz kafası yanlış kafa. Motosiklette çok dikkatli olmalıyız. Covid için aylardır evden çıkmamışsındır. Dersin ki havalar güzel, bir motora bineyim. Tedbirsiz binersin, düşersin. Böyle bir bileğini hafif bir burkarsın. Canın sıkılır, aman yapma. Yola çıkmadan önce yapacağımız basit kontrollerle bu başımıza gelecek talihsiz olayların önüne geçebiliriz. Şimdi başlayalım sürüş öncesi kontrollerden. Motoru kontrol etmek için yabancılar bir kısaltma bulmuş. Power. P-O-W-E-R yani petrol, oil, yağ, water, su, E elektrik ve de R rubber yani lastik. Şimdi bunları bir de bizim usta hocalarımız Türkçe'ye çevirmişler. Aysel. Böylelikle unutmazsınız bir daha. Neymiş? Aysel. Yani akaryakıt, yağ, su, elektrik ve lastik. Bunu unutmazsanız eğer motosikletinizin başına geldiğinizde şöyle bir düşünüp ne yapacaktım ben ya şimdi deyip Aysel'i hatırlayın. Aysel kontrollerini yapıp yolunuza öyle çıkın. Şimdi ben size hangi kontrolü yapacağınızı hızlıca bir hatırlatayım. Motorunuzu sıfırda almış olabilirsiniz. 5 senelik bir motosikletiniz de olabilir. Motosikletinizin yeni olması, lastiklerinizin sağlam ve süper tutuyor olması anlamına gelmez. Ne kadar yeni ve dayanıklı olsa da uzun süreden beri yattığı için muhakkak lastiklerimizi kontrol etmeliyiz. Eğer lastikleriniz yolu tutmuyorsa kesinlikle yola çıkmayın. Bu riski almayın. Çünkü motosikletteki en önemli kural tutuş yoksa sürüş yoktur. Şimdi neleri kontrol edeceğiz bu lastikte? Lastiğin yüzeyini kontrol edeceğiz. Cam, çivi veya benzeri yabancı bir madde lastiğimize girmiş mi? Sonra dişlerine bakalım. Kabak bir lastikle yola çıkmak istemezsiniz. Kabak bir lastikle yola çıksanız bile bunun için ceza da yiyebilirsiniz. Ama en önemlisi eğer lastiğin dişleri kalmadıysa ve onunla yere tutuşu minimuma düştüyse maazallah kaza yaparsınız. Lastiğin dişlerine baktınız maşallah inci gibi. Sonra baktınız yüzeyinde de bir şey yok. Şimdi neyine bakacaksınız? Lastiğin hava basıncı doğru mu? Lastiğinizin doğru hava basıncı değeri motosikletinizin kitapçığında yer alır. Ha ben şimdi nereden bulacağım kitapçığı? Yanımda kitapçık mı taşıyacağım diyebilirsiniz. Ama artık internet var. Cep telefonundan hemen arayın. Kullanım kılavuzunu indirin. Sürekli cebinizde taşıyın. Sadece lastik basınç değeri değil. Motosikletinizle ilgili her türlü bilgiyi kullanım kitapçığında bulabilirsiniz. Adamlar boşuna yapmıyor onu. Siz de hemen açın. Mesela yolda giderken acayip bir ışık yandı. Daha önce hiç görmediğiniz bir ışık. Hemen sağa çekin. Bakın kullanım kılavuzunda neymiş bu ışık. Ve bu şekilde belki de çok önemli olan bir arızayı anında tespit edersiniz. Lastikle işimiz bitti. Şimdi gelelim zincire. Birçok motosiklette zincirin gerginliğini ayarlamak, değiştirmek veya alamak çok kolaydır. Pas var mı üstünde? Yeterince gergin mi, iyi mi? Üstünde yağ var mı? Eski mi yağ? Temizlenme ihtiyacı var mı? Halimallah yola çıktığınız zaman zincir mincir atar, keyfiniz kaçar. O yüzden basitçe önceden önleminizi alın. Zincir bitti, şimdi gelelim kablolara. Fren, debriyaj ve gaz telleri çok önemli. Bunların yıpranmadığına, kopmadığına yola çıkmadan önce emin olun. Mesela frenleri nasıl test edersiniz?
ön frene sıkıp motoru öne doğru iyice ittirin. Eğer motor öne doğru gitme eğiliminde devam ediyorsa muhakkak anlayın ki frenlerde bir problem var. Veya aynı şeyi yine arka fren için yapabilirsiniz. Arka freninizi sıkıp motosikleti arkaya doğru ittirin. Bakalım motosiklet arkaya doğru gidiyor mu? Gidiyorsa burada bir problem var demektir. O motosikleti o şekilde kullanmayın. Şöyle bir hafifçe gaz açılıyor mu? Gaz teli takılıyor mu? Bunu kontrol edin. Maazallah gaz teli takılırsa duvara yapışırsınız. Bunun dışında da debriyaj kavruyor mu? Vitesleri doğru geçiriyor mu? Buna da yola çıkmadan önce muhakkak kontrol etmeniz gereken şeylerden. Şimdi geldik aydınlatmalara. Böyle güzel bir yaz akşamı motosiklet sürmek kadar güzel bir şey olabilir mi ya? Hava güzel böyle püfür püfür. Ama eğer fren lambaların yanmıyorsa, farların yanmıyorsa, sinyallerin yanmıyorsa bu bir felakete dönüşebilir. Bu hem bizim görünürlüğümüz için, hem bizim güvenliğimiz için hem de başkalarının güvenliği için çok önemli. Ampuller yanıyor mu? Gösterge ekranındaki ışıklar yanıyor mu? Sinyallerimiz çalışıyor mu? Dörtlerimiz çalışıyor mu? Frenle bastığımız zaman fren lambası yanıyor mu? Bunları muhakkak yola çıkmadan önce kontrol etmelisin. Fren hidroliği seviyelerini kontrol edin. Motorunuz su soğutmalıysa su soğutma suyunun seviyesini kontrol edin. Motorun yağını muhakkak kontrol edin. Sıvılar dedik, sıvı demişken benzininizi de kontrol edin tabii. Benzinsiz yola çıkmayın. Bunun yanında da bu motor yağı, soğutma sıvısı, fren hidroliği uzun süre yatan motorlarda niteliğini kaybedebilir. Dolayısıyla ya ben bu motoru yatırmadan önce bunun sıvılarını değiştirmiştim diye düşünmeyin. Muhakkak bunun kontrolünü ya kendiniz ya da bir usta vasıtasıyla yaptırın. Şimdi güzelce yola çıkmadan önce motorumuzu kontrol ettik. Ne demiştik? Aysel kontrolü. Akaryakıtımızı kontrol ettik, var mı? Yağlarımızı kontrol ettik, sıvılarımızı kontrol ettik. Nasıl, iyi mi durumları? Bunun dışında elektrik sistemini kontrol ettik. İşte sinyallerimiz çalışıyor mu? Ekranımız çalışıyor mu? Bunlara baktık. Ve de en başta kontrol ettiğimiz lastiğimizi kontrol ettik. Şimdi içimiz rahat. Şimdi sıra geldi kendi kişisel almamız gereken güvenlik önlemlerine. Sürüş sırasında doğru kıyafetleri giymemizin hayati bir önemi var. Çünkü bir arabayı sürmenin aksine motosiklette maalesef kaporta biziz. Kaporta vücudumuz. Eğer bir kaza olursa tampon yerine biz çakılacağız. Dolayısıyla doğru ekipman, artık hayati dememe gerek yok herhalde. Yani çok önemli. Ne diyeyim bilmiyorum yani. Nasıl bir kelime? Kötü bir söz söyleyeceğim şimdi, söyleyemem. Böyle bir hayal kuruyoruz. Diyoruz ki şu motosiklete sahip olmak istiyorum. Ve o motosiklete sahip olmak için aylarca, belki senelerce para biriktiriyoruz. Ama bu kıyafetleri hiç düşünmüyoruz. Oysa ki bindiğimiz motosiklete göre uygun ekipmanı muhakkak almamız lazım. Dolayısıyla motosikleti 2 ay sonra alın ama o biriktirdiğiniz parayla üstünüze, başınıza doğru ve güvenli sertifikalı ekipmanlar alın. Motosikletlerde kısa yolculuklar dahi olsa, yok ben ekmek almaya gideceğim, muhtardan şunu aldıracağım, yok sevgilime bir şey götüreceğim, yok bir arka sokağa gideceğim, ya bu motosiklet zaten terlik gibi, taktım mı giderim? Olmaz arkadaşlar. Motosikletin üstüne bindiğiniz an risk altındasınız. O kask, mont, eldiven, ayakkabı muhakkak giyilecek. Kendinizi görünür kılın. Yani üstünüze belki bu kadar fosforlu bir şey giymiyor olsanız dahi çok güzel böyle şeritler var. Böyle üstünüze giyebileceğiniz fosforlu. Bir şekilde kendinizin görünür olduğuna emin olun. Böyle simsiyah giyinip simsiyah motorlarla çıkıyorlar Ghost Rider gibi. Arkadaşım gözükmüyorsunuz, gözükmüyorsunuz. Belinizi sıkıca saracak bir ceket giydiğinize emin olun. Böbrekleri motor sürerken yere bırakmayın. Hem motosikletlerin sıcak kısımlarından bacaklarınızı korumak hem de düşme anında bacaklarınıza gelecek darbeleri önlemek için motosiklete asla ve asla şortla binmeyin. Her zaman korumalı bir pantolon edinin ve onunla binin. Bu kask yakışıklı, çok güzel görünüyor. Aman ben bunu giyeyim de şekil yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım diye kendinizi riske atmayın. Ucuz kask, yani daha doğrusu ucuz derken tabii ucuz kimine göre ucuz, kimine göre pahalı. Dolayısıyla alacağınız kaskın uluslararası sertifikalara sahip olduğuna emin olun. Hayatınızı riske atmayın. Yani abi ne olacak işte ben de. Kask ya, taktık bu kaskı. Öyle bir şey yok. Bu kaskların çoğu yere bir kere düştüğü anda o içindeki sünger kabuğu kırıldığı için bir işe yaramıyor. İkinci el, tanımadığınız, bilmediğiniz kaskı sakın almayın. Motosiklette yana devrildiğimiz veya düştüğümüzde genelde ilk darbeyi alan ellerimiz olur. Dolayısıyla eldivensiz ne yapmıyoruz? Motosiklet kullanmıyoruz. Düşerseniz elleriniz çok acır, haberiniz olsun. Böyle basit şeylerden, motosikletten düşüp soğumayın. Hem motosikletinize hem de kendinize saygı için her zaman kıyafetlerinizin tertemiz olduğuna, motosikletinizde şıkır şıkır tertemiz olduğuna emin olun. Motosiklete binme keyfiniz kat ve kat artacaktır. Şimdi benimki niye pis? Çünkü benimki yatmış. Birazdan kontrollerini yapacağız ve de sonra gidip yıkayıp tertemiz yapacağız. Vermişken birkaç tane de sürüş tavsiyesi vereyim.
Kendinizin yorgun, bitkin ve kafanızın başka yerde olduğunu düşünüyorsanız asla motosiklete binmeyin. Şöyle derler, motosiklete kafanız dağınıkken, çok üzgünken veya çok sevinçliyken binmeyin. Motosikletinizin ve kendinizin kabiliyetlerinin farkına varın ve ona göre sürüş yapın. Motosikletle arkadaşlarınızla sürerken onlara artistlik yapmayın. Onları geçip hava atmayın. Bir de ya benim önümdeki yavaş gidiyor. Ben şöyle bir koysam 200 giderim. Bu önümdeki yavaş deyip grubun düzenini bozmayın. Bir de yazın çok sıcak havalarda yapacağımız sürüşler için size bir ipucu vereyim. 100 kilometrede bir veya 1,5 saatte bir mola vermeyi unutma. Bol bol su iç. Çünkü su içmezsen kafan allak bullak olur. Uykulu gibi olursun. Acayip acayip nefes almaya başlarsın. Ağzın falan yapışır. Konsantrasyonun bozulur. Zihnin bulanır. Hava çok sıcaksa ama terlemiyorsanız burada da bir problem var. Sıcak çarpmalarına da dikkat edin. Uzun süre çok sıcakta motosiklet kullanmayın. Yeni sezon açılıyor. Bembeyaz bir sayfa açıyor. Bu sezon eski sezonlarda yapmıyorsan bile bütün motorcu dostlarına selam vermeyi unutma. Ha, selam vermeyi bilmiyorsan da şuradan hemen videomuzu izleyebilirsin. Onur Hoca'yla bu haftalık da bu kadar. Bir sonraki güvenli sürüş bölümüne kadar güvenle sür. Güç seninle olsun. Yollarda da görüşürüz.